Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Bu dersimizde sizlerle birlikte daha önce işlemiş olduğumuz geniş zaman ve şimdiki zaman konularını alıştırmalar üzerinden pekiştirmeye çalışacağız. 20 adet alıştırmamız veya sorumuz var. Tamamını Türkçe karşılıkları ile birlikte tek tek çözümlemeye çalışacağız. Daha fazla zaman kaybetmeden dersimize başlıyoruz. Birinci örneğimize başlayalım arkadaşlar. Usually diyerek başlaması bizim için bir kopyadır. Usually genelde geniş zamanda kullanılır. Cümlenin devamına da bakalım. Sonra son kararımızı veririz. Usually I as a secretary at ABT. But this summer... Cümlede şunu söyledi virgüle kadar olan kısımda. Genelde ben ABT'de bir sekreter olarak çalışırım. Genelleme yaptığı için ve geniş zaman kullandığını düşündüğümüz için usually'den dolayı biz buraya verb fiilini geniş zamanda yalın halde getiriyoruz. Cümlenin geri kalanında but diyerek başladığı zıtlık belirteceğiz. Genelde o firmada çalışıyorum ama bu yaz başka bir iş yaptığımı belirteceğim. Bu yaz Fransızca çalışıyorum. Nerede? Paris'te bir dil okulunda. But this summer I am studying French diyerek cümlemizi kurmuş olduk. At a language school in Paris. Devamında ne dedik peki cümlemizin? That is why I am in Paris. İşte bu yüzden Paris'teyim. Birinci örneğimiz bu şekildeydi. İkinci cümlemize bakıyoruz. Don't forget to take your umbrella. Şemsiyeni almayı unutma. It rain. Şemsiyeni almayı unutma, yağmur yağıyor diyecektir. Yoksa yağmur yağar cümlesi anlamsız olur. Yukarıdaki uyarıdan dolayı biz it is raining diyoruz. Yağmurun yağdığını gören kişi bizi uyarmış oluyor. 3 numaralı cümlemize bakalım. I'm sorry I can't hear what you say fiilini kullanacağız. Üzgünüm ama ne dediğinizi duyamıyorum diyeceğiz. What you are saying. Şu anda ne dediğinizi duyamıyorum demiş olduk. Because everybody, çünkü herkes so loudly, o kadar yüksek sesle konuşuyor ki diyeceğiz veya konuşuyor diyeceğiz. Everybody emizer'den is alır. Üçüncü tekillere göre çekimliyoruz onu. Herkes konuşuyor diyecektik. Talking. Şimdiki zaman yapısını tercih ettik. Çünkü herkes aynı anda konuşuyor ve aynı anda söylenen sözü de duyamıyoruz. Mr. Black, 4 numaralı örneğimiz. Into the classroom at the moment. At the moment bir kopyadır bizim için. Şimdiki zamanda olduğunu buradan anlıyoruz. Şu anda demek. Şu anda by Black sınıfa doğru yürüyor veya sınıfa giriyor. Şimdiki zaman cümlesi olduğu için is kullandık. Ayıncı takısını da walk fiiline eklemiş olduk. Cümlemizi okuyalım baştan sona kadar. Mr. Black is walking into the classroom at the moment. 5 numaralı örneğimize bakalım. A ve B kişisi birbirleriyle diyalog halinde. A kişisi bir soru soruyor. Burada look for kalıbı aramak anlamındadır. Birinci konuşmacı birine mi bakıyorsunuz, yani birini mi arıyorsunuz anlamında bir soru soracak. Türkçe olarak da düşündüğümüzde zaten cevabın hangi zamanda olduğunu anlayabiliriz. Birine mi bakarsınız denmez. Bu nedenle sorumuzu şu şekilde soruyoruz. Are you looking for someone? Birine mi bakıyorsunuz, birini mi arıyorsunuz? Cevap geliyor. Evet. Mike'la konuşmam gerekir. Need, gerekmek anlamında burada. İhtiyacım var diyerek de çevirebilirsiniz. Yes, I need to. Need to kalıbı geniş zamanda kullanılır. Şimdiki zamanda kullanılamaz. Yani bu iki zamandan birini tercih edeceksiniz. Geniş zaman tercih edeceksiniz. Need, ayıncı almıyor. Dolayısıyla cevabımız şu şekilde oldu. Yes, I need to speak to Mike. He isn't in his office. Ofisinde değil. 6. sorudayız.
Normally diyerek aslında bize ipucu verdi. Normalde, yani genelleme yapıyoruz. Geniş zamandayız. Normalde işe sabah 8'de başlarım diyorum. Start fiilini yalın halde kullanıyorum. Geniş zamanda I öznesi herhangi bir takı almaz. Fiile herhangi bir takı getirmez. Normalde işe 8'de başlarım. Fakat bu hafta, this week, bu hafta 7'de başlarım diyeceğiz. Geçici durumlarda biliyorsunuz şimdiki zaman yapısını kullanabiliyoruz. Sadece bu haftalık böyle bir durum olduğu için "But I'm starting at 7 this week" diyoruz. Ama bu hafta 7'de başlıyorum. "We are very busy at the moment." Şu anda çok meşgulüz, çok yoğunuz. Yedinci soruda "What I mean?" Ne demek istediğimi sorusu var. Ne demek istediğimi anlıyor musun diyeceğiz. Buradaki boşluğumuz biraz az olduğu için soruyu buraya yazmak istiyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Understand, ing almayan bir fiil olduğu için şimdiki zamanı değil geniş zamanı kullanıyorum. Do you understand what I mean? Ne demek istediğimi anlıyor musun? 8 numarada "Sorry, I can't help you." Üzgünüm ama yardım edemem veya üzgünüm size yardımcı olamayacağım. Keep burada tutmak, saklamak, muhafaza etmek anlamında. Dosyaları nerede muhafaza ettiğini bilmiyorum. Nerede tuttuğunu bilmiyorum diyeceğiz. Know fiili bilmek anlamındaki fiilimizdir. Ve bu fiil şimdiki zaman yapısıyla veya ing takısıyla kullanılamıyor. Dolayısıyla geniş zaman kullanıyoruz. I don't know where she keeps her files. Dokuzuncu örneğimize bakalım. Burada gelecek cumartesi gününü soracağız. Gelecek cumartesi günü ne yapıyorsun diyeceğiz. Ne yaparsın diyemeyeceğimize göre. Şimdiki zaman geleceğe dair planlı işlerde de kullanılabiliyordu. Dolayısıyla burada birinci kısım are, what are you şeklindedir. İkinci kısımda ise do fiili ing takısı alacaktır. Cümlemizi okuyalım. Diyalogumuz veya cümlemiz daha bitmedi. What are you doing next Saturday? Gelecek cumartesi günü ne yapıyorsun? Nothing special. Özel bir şey yapmıyorum dedik. Evde kalacağım. Yine planlı bir iş olacağı için I am staying at home. Eğer I stay at home dersem evde kalırım. Yani sürekli evde kalırım anlamı çıkar. Oysa biz gelecek cumartesiden bahsediyoruz. 10 numaradayız. Burada fikir belirteceğiz. Yeni şapkan üzerinde güzel görünüyor diyeceğiz. Fikir belirtirken kullandığımız think sözcüğü ing takısı almaz. Bunu şimdiki zamanda görmüştük. I think diyerek başladığımız cümlenin devamına bakalım. I think your new hat nice on you. Look görünmek anlamında olduğunda biz ona da ing takısı getiremiyoruz. Şimdiki zaman olmadığı için geniş zaman tercih edeceğiz. Peki look dememiz yeterli mi? Değildir. Çünkü şapka I, we, you, they, he, she, it grubunda it'e denk gelmektedir. Dolayısıyla s takısını olumlu cümlede ekliyoruz. Your new hat looks nice on you diyerek cümlemizi bitirmiş olalım. I can't talk on the phone now. Şu an telefonda konuşamam. Ne yapıyor? Neden konuşamıyor? Çünkü arabayla eve gittiğini söyleyecek. Şu anda eğer yoldaysa I am driving diyorum. E harfinin düştüğünü görüyorsunuz. Şu şekilde cümlemizi tamamlamış olduk. Diğer bir soruya geçelim. Yine bilmek sözcüğü çıktı karşımıza. Biliyorsunuz ki bu fiile ing takısı eklemiyoruz. We know that people insanların şöyle yaptığını veya şöyle olduğunu biliyoruz diyeceğiz. Burada fiilimiz like yani sevmek sözcüğü. Sevmek sözcüğü geniş zamanda kullanıyor ve herhangi bir ing takısı alamıyordu. Dolayısıyla like yazıyorum. Özne çoğul olduğu için s takısı yok. Ne demiştik cümlenin başında? Sonuna kadar okuyalım.
We know that people like to see beautiful things in their town centers. İnsanların kendi şehir merkezlerinde güzel şeyler görmek istediğini biliyoruz. 13. cümlede bu kadın neden bana bakıyor diyeceğiz. O anda gerçekleşmekte olduğu için şimdiki zaman tercih ediyoruz. Why is diyerek cümleye başladık. Bayan she, dolayısıyla biz is kullandık. Fiilimizi ing takısını unutmayalım. Okuyalım cümlemizi. Why is that woman looking at me? Neden bu bayan veya bu kadın bana bakıyor? 14. soruyu inceliyoruz. Şu an çok param yok diyeceğiz. Just now gördüğümüzde şimdiki zaman olarak düşünebilirsiniz. Fakat sahip olmayı belirtirken have fiiline ing takısını getiremiyorduk. Dolayısıyla şimdiki zaman değil, alternatif olan geniş zamana dönmemiz lazım. Ve cümlemizi bu şekilde de oluşturmamız gerekir. Peki cümle neydi? Türkçesi neydi? Görelim. I don't have much money just now. Şu an pek de fazla param yok. Cümle buydu. 15'e geçtik. A ve B konuşmacıları arasındaki kısa bir diyaloğu inceliyoruz. Birinci konuşmacı How's Jenny doing? Dedi. Jenny nasıl? İkinci kişi ise şu an Marmaris'te harika bir tatil geçiriyor diyecek. Şu an kelimesini ben eklemiş oldum. Cevabı da az çok kestirmiş oldunuz galiba. Marmaris'te harika bir tatil geçiriyor diyeceğiz veya yapıyor diyeceğiz. She's kısaltma kullanalım. Having a wonderful holiday in Marmaris. 16. cümlede yine bir sözcüğün anlamını soracağız. Mean sözcüğü ing takısıyla kullanılmıyor şimdiki zamanda. Genelleme yaparak söylüyoruz. What does this word mean? 17. cümlede look kelimesi bir daha karşımıza çıktı. Şuna dikkat edecektik. Look görünmek anlamındaysa geniş zaman, fakat bakmak, aramak anlamındaysa şimdiki zamanda kullanılabiliyor. Cümleyi baştan sona kadar bir inceleyelim. Kate yaşayacak veya kalacak bir yer arıyor diyeceğiz. Dolayısıyla arar demek yerine arıyor dememiz gerekir. Şu şekilde oluşturmuş olduk. Kate is looking for a place to live. Devamında ise nasıl bir cümle var bakalım. Arkadaşlarıyla kalıyor. Ne zamana kadar? Bir yer bulana kadar arkadaşlarıyla kalır veya kalıyor diyeceğiz. Bunu belirleyecek olan durum neresidir, nedir? Buna bakalım bir de. Arkadaşlarıyla bir süreliğine, geçici olarak bir süreliğine zaman geçirdiğini, kaldığını düşünecek olursak geçici durumlarda şimdiki zaman kullandığımızı hatırlayacağız. Ve cevap olarak da she is staying cevabını kullanacağız. She is staying with her friends until she finds somewhere. Bir yer bulana kadar arkadaşlarıyla kalıyor. Son 3 sorumuza geldik. 18 numarada şöyle bir cümle var. Hurry up, acele et. Herkes seni bekliyor diyeceğiz. Everybody is waiting for you. Herkes seni bekliyor. Herkes seni bekler anlamsız bir cümle olacağı için şimdiki zamanı tercih ettik. Ve cümlemiz bu şekilde neticelendi. 19 numarada bir soru soruyoruz. Aç mısın? Are you hungry? Daha sonra ise yiyecek bir şeyler ister misin diyeceğiz. Want ing takısıyla kullanılmıyor. Şimdiki zaman yapısında kullanamadığımız için geniş zamanda sorumuzu soruyoruz. Do you want something to eat? Yiyecek bir şeyler veya bir şey ister misin? Son sorumuza geldik. Think fiiline dikkat edin arkadaşlar. Eğer fikir belirtirken kullanıyorsanız ing ile değil. Fakat bir konu üstüne uzun uzadıya düşünmek söz konusuysa ing ile kullanabiliyorsunuz. Ve genellikle devamında about veya of sözcükleri olur. Burada dairemi satmayı düşünüyorum cümlesi var. Ve burada bundan dolayı ben şimdiki zaman yapısını kullanmış oluyorum. Cümlemizin ilk kısmını okuyalım. Sonra ikinci kısmını da okur ve tercüme ederiz. I'm thinking about veya I'm thinking of selling my flat. İkinci cümlemiz
Would you be interested in buying it? Dairemi satın almayla ilgilenir misin veya ilgilenir miydin gibi bir sorumuz var. Yukarıdaki fiil yani think sözcüğü bir konuyu uzun uzadıya düşünmek anlamındaki düşünmek sözcüğü olduğu için şimdiki zaman yapısında kullanabildim. Evet arkadaşlar, 20 örnekteyiz. Geniş zaman ve şimdiki zaman alıştırmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Dersimiz bu kadardı. Sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun hemen altında mutlaka yorumlarınızı beklediğimi bilmenizi isterim. Bunun dışında sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz bizleri. YouTube kanalıma abone olduğunuzda da tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İngilizce video diye arattığınızda tüm sosyal ağlardaki hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Web sitemizin de ingilizcevideo.com olduğunu hatırlatarak sizlere hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.